sarışın, mavi gözlü bir adam. Elinde çantası, belli ki bir turist, bir yabancı. Hayır değil, bu sarışın farklı. İkinci vatanı Türkiye, ikinci dili Türkçe. Yabancı değil, 10 yıldır buralı. O, gezen Hollandalı. Merhaba, ben Wilco. 10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve belki siz beni tanıyorsunuz. Belki ben siz için bir yabancım. Ama size söz veriyorum, kısa bir süre sonra ben artık bir yabancı olmayacağım. Bütün hikayeler sizle beraber paylaşıyorum. Ben Hollandalıyım ama Türkiye'yi çok seviyorum. Yıllarca boyunca Türkiye'de gezdim. Aşağı yukarı batıdan doğuya, kuzeyden güneye Türkiye gördüm. Ve sonra ben merak ettim yani. Türkler kim? Türkler nereden geldiler? Ya da Türkler nereye gittiler? O yüzden bu program ile size o göstermek istiyorum. Yani siz ya da biz nereden geldik ve nereye gidiyoruz? Bu büyük yolculukta sizin için küçük, sıcak insanların hikayesi anlatacağım. Ve belki bazen şaşırıyorsunuz ya da üzülüyorsunuz. Ama hayat böyle. Selamun aleyküm. İngilizce? No. No. Arabi. Arapça. Sadece, sadece Arapça. Yes. Uzak gitmek istiyorum. Var. How much? How much? It's me. 500. 500. Tamam. Ya şirin bir şey ya. İşte medeni cesaretin ödülü. İşte Wilco. Kişiye özel taksisinde havadar bir yolculuğun ve unutulmayacak bir maceranın tadını çıkarıyor. Bizim Hollandalı gönlünden geçenin peşinden gidiyor. Ya ben böyle şeyler çok seviyorum. Çünkü herkes burada böyle bir skuter kullanıyor. Ve acayip yük taşınıyor. Ama şimdi taksi olarak ilk defa galiba o adam bir şey götürüyor. Savaş boruları bizim Hollandalı için çalıyor. Her yerin yerlisi Wilco, bu kez antik çağda yaşayan bir gladiator. Ve imparatora kendini göstermek için arenada sırasını bekliyor. Okay. When I say one, you say one. When I say two, you say two. Wilco kendini gladiyatör rolüne ne kadar kaptırmış olsa da gerçekler ortada. Bizim Hollandalı kılıcı bile güçlükle tutarken arenada tutunması biraz zor. Bükemediğin eli öpeceksin demişler. Wilco da öyle yapıyor. Ama gerçek bir gladiyatörden aldığı ders bile belli ki bizim Hollandalı'dan iyi bir dövüşçü çıkaramayacak. Beni buraya seçimler getirdi. Ben Wilco van Herpen. Hollanda'da doğdum. Türkiye'de yaşamayı seçtim. Aşçıydım. Gezginliği seçtim. Ama bugün yeni bir seçim için yoldayım. Bu seferki yalnız benim değil. Herkesin hayatını etkileyecek bir seçim. Merhabalar. 12 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Ve Türkiye'de bayağı gezdim. Yani o kadar gezdim ki ben burası çok seviyorum. Şimdi 2011'de seçim olacak ve ben dedim yani hadi bakalım o zaman Wilco'nun seçimi olacak. Ben size benim en beğendiğim yerler göstereceğim. Ama böyle bir şey çok zor. Ben artık fırça yedim. Çünkü Türkiye'yi göstermek imkansız bir şey. Her yerde güzel şeyler bulabilirsiniz. Ama tabii ki bir seçmek gerekiyor. Ve benim ilk seçim bu Gölyası oldu. Gölyası Nilüfer Belediye bağlı bir küçük bir semt. Ve çok enteresan çünkü arkada görüyorsunuz Uluabat Gölü. Kocaman bir göl. İçinde birkaç tane küçük ada var. Bir ada, çoğun insanlar o adaya CHP oy verdi. O çok
Güzel böyle bir espri orada. Çünkü Bursa ilde aşağı yukarı herkes AKP'ye oy veriyor. Ama bu küçük adada yani çoğu insanlar o zaman CHP'ye oy verdi. Neden ben bilmiyorum. Yani inşallah öğrenebilirim. Ama çok güzel, çok sıcak böyle bir ada ya da yarım ada. Çünkü bazen yarım ada oluyor. Burada balıkçı kadınlar var. Yani kadınlar burada balık tutuyorlar. Her yerde güzel yemek var, eski evler var. İnanılmaz böyle hoş bir çevre. Ben burada geziyorum. İnşallah birkaç soru için bir cevap bulurum. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ ol. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ya seçmek çok zor ya. Siz kolay seçiyor musunuz? Evet. Böyle hemen böyle bir karar verebilirsiniz. Evet. Allah yani çok süper bir şey ya. Yani o zaman sizin için seçim çok kolay olacak. Evet. Belli böyle pat oy veriyorsunuz. Evet. Önemli mi sizin için oy vermek? Bizim çocuklarımız için, kendimiz için. Daha iyi bir yerlere gelmek için, Avrupa'ya daha iyi ayak oldurabilmemiz için. Seçim çok önemli. Her yerde burada sürprizler var ya. Yani Gölcazı'da dolaşırken bir sokağa giriyorsun, sağa bir şey var, sola bir şey var. Balıkçı kadınlar var. Yani o muhteşem yani. Çok ama bir sürpriz daha var. Yani size göstermek istiyorum. O yüzden takip edin, göstereceğim size. Teşekkürler. İyi günler. Bu seferki yolculuğumun başlangıç noktası bir berber dükkanı. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, nasılsınız? İyi, teşekkürler. Allah iyilik. Tıraş lazım ya. Yapabiliriz abi. Tamam, süper. Berber genel olarak bir hazine, bilgi hazine. Çünkü son dedikodular, son bilgi siz biliyorsunuz değil mi? O konularda muhabbetimiz olur yani. Şimdi yakında seçim olacak. Burası hala böyle bir seçim atmosferi var mı? Siyasetçilerimiz cuma günleri buraya propaganda için geliyorlar. Ha, onlar geliyor. Evet. Ne söylüyorlar o zaman? Yolunuz yoksa yol yapalım, elektriğiniz yoksa elektrik yapalım. Böyle vaatlerde bulunuyor ama maalesef ki bunlar yerine gelmiyor. Ha. Bize çok vaatleri oldu. Mesela benim mahallem koruyacak. Mahallesi Şenpazar, Koracan mahallesindeyiz. Asfalt yapacaktı sağ olsun belediye başkanım. Daha olmadı. Bekliyoruz. Bekliyoruz abi. Ya bakalım. Ama yani bir dönemden sonra artık o sabır yok oluyor. Yani bekliyorsun bekliyorsun. Tabii ama ki. Ama çalışmak gerekiyor. Evet, o sabırlar biraz taşıyor yani. O sevgiler biraz ölüyor yani. Yapıyor bak, muyuz tıraş? Başlayabiliriz. Evet, evet, abi. Tamam. Şimdi seçim olacak. Siz bir parti seçiyor musunuz ya da mesela bir adam, bir lider seçiyor musunuz? Vallahi ben Allah nasip ederse Yüce Rabbim Tayyip'i destekliyorum. Ama Tayyip olarak mı ya da Tayyip AKP için mi? AKP için çalışmak, Türkiye'ye hizmet için. Siz için o zaman iyi nokta olarak ne yaptı? Şimdi abi sağlık konusunda güzel bir liderlik yaptı. Hı hı. Ondan sonra hastanelere giderdik, kuyrukta beklerdik. Allah'a çok şükür o kalktı. Eczaneye gidiyorduk. Eczanede ilaçlar pahalı derlerdi. Alamazdık. Her şey şimdi kolaylığını verdi. Mesela CHP kaç yıldan beri itirazlı. Niye olmamış 40 yıldan beri bir başbakan? İnşallah isteriz. Onun da olmasın da. Ama üzmeden, kırmadan halkımızı beraberlik içerisinde geçmesini istiyoruz yani. Dükkanın dışında neler olup bitiyor merak ediyorum. İyisimi tıraş keyfini fazla uzatmadan yola düşeyim. Sokakta konuşabileceğim bir sürü insan beni bekliyor. Sağlık, yol, eğitim, herkesin istediği bu temel ihtiyaçların karşılaması ve göç probleminin çözülmesi.
Duyduğunuz müzik sesi benim size sürprizim. Yemek yerken bir köçek ile konuştum. Ama bir anda adam yok oldu. Çünkü teyzeleriyle konuştum. Ama buldum. Çünkü müzik orada. Köçeklik, Kastamonu bölgesinin eski bir geleneğidir. Sazlı sözlü, danslı bu gelenek günümüzde unutulmakta. Bana sorsalar, hiçbir kültürel değerin unutulmamasını seçerdim. Biraz önce yemek masasında sohbet ettiğim arkadaşımla şimdi dans ediyor olmak çok keyifli. Ya adam çok yoruldu. Bak, ediyoruz. Bak bu Wilco'nun seçimi ya. Bu Wilco'nun seçimi. Çünkü yani seçimde sadece böyle politikacılar topluyor, meetingler veriyor, kocaman böyle speechler veriyor değil, yok. Aynı anda seçim biraz eğlenmek lazım, yani eğlenmek olsun diyorum. Çünkü hayat o kadar ağır ki, yani o yüzden biraz daha hafiflemek için değil mi? Yani evet, böyle güzel bir, evet ya. Ve tabii ki yani Karadeniz'de o müzik ile daha ne istiyorsunuz? Süper. Teşekkürler. Kastamonu Şenpazar'da güne başladım. Yarımcı köyünde günü bitirdim. Seçim yaklaşıyor. Yolculuklarım devam ediyor. Yeni günde nerede olacağım kim bilir.